Merhaba arkadaşlar. Bugün İtalyanların meşhur ekmeği ciabatta yapıyorum. Bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, bir paket kuru instant maya unuma karıştırıyorum. 500 gram buğday unu var kabımda. İyice karıştırıp üzerine 2 yemek kaşığı yağımı ilave ediyorum. Sızma zeytinyağı ilave ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar suyum ılık. Ilık su ile spatula ile önce hamurumu karıştıracağım. Suyun hepsini birden ilave etmiyorum. Yavaş yavaş döküyorum gördüğünüz gibi. Evet, hamurum toparlanana kadar bu şekilde devam ediyorum. Arkadaşlar, Ramazan yaklaşıyor. Ben bu ekmekleri dondurucuya koymak için yapıyorum. Suyumun tamamını döktüm. Gördüğünüz gibi Ramazan'da sahurda bunlardan sandviç veya tost yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Ramazan'a hazırlık olsun diye yapıyorum. Hamur yumuşak olduğu için elimi ıslatarak bu şekilde parmak uçlarımla hamuru yoğuruyorum. Diğer hamurlar gibi yumruklayarak değil de böyle cıvık hamurları parmak uçlarınızla yoğurmanız gerekir. 6-7 dakika kadar hamurun pürüzsüzleşene kadar yoğurdum. Hamurumu bu dikdörtgen kaba alıyorum. Kabımı yağladım. Keserken kolaylık olsun diye hamurun da dikdörtgen olması için dikdörtgen kabın içine alıyorum hamurumu. Evet, şimdi elimi hafif ıslattım. Kabın içine yayıyorum hamurumu. Bunun için de mayalandıracağım arkadaşlar. Üzerini kapatıp mayalanması için bekleyeceğim. Hamurun üzerine örtüyorum ki üşümesin. Mayalı hamurların hepsini bu şekilde sıcak tutmak gerekir. Hamurum güzel mayalandı. Şimdi masanın üstünü unlayıp hamuru ters yüz edeceğim. Evet, unlanmış masaya hamurumu alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dikdörtgen şeklinde bir hamur. Üzerini unluyorum. Keserken kolaylık olsun diye. Şimdi kenarlarındaki hamurları kesiyorum ki düz olsun ekmekler pişerken. Bu hamurları da üzerlerine ilave edeceğim. Ziyan olmayacak. Böylece kenarları düzlenmiş oluyor. Evet, unlandığı için yapışmıyor. Hamur oldukça cıvık bir hamur. 500 gram una 375 mililitre su koydum arkadaşlar. Su oranını vermeyi unuttum. Hamuru 6'ya bölüyorum. 6 parça yapacağım. 6 tane ekmek olacak. Biraz daha unlayalım. Daha kolay kesilir. Evet, siz daha küçük parçalara da bölebilirsiniz. 9 tane de yapabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Şimdi hamurlarımı tepsiye alacağım, tepsi mayası yapmak için.
Üzerlerini unluyorum ki yapışmasın beze. Hamurları ters yüz edip tepsiye alıyorum. Biraz da tepsiyi unlayalım. Hamur çok yumuşak, yapışmasın. Evet, hamurların hepsini tepsiye yerleştiriyorum. Tepside bir 20 dakika mayalandıracağım, tekrar üzerlerini kapatıp. Bu arada da fırınımı çalıştıracağım. Fırınımı, tepsiyi de içine koydum. 240 derece alt üst turbo ayarda ısıtıyorum. Hamur mayalanana kadar ısınsın. Kenarından kestiğim hamur parçalarını da böyle üzerlerine ilave ediyorum, ziyan olmasın diye. Bunlar altta kalacak. Evet, hepsine birer parça bu şekilde yerleştiriyorum. Ramazan için sizler de yaparsanız çok rahat olur. Mis gibi kendi ekmeğimiz. Evet, hepsini yerleştirdim. Üzerlerini tekrar biraz unluyorum. Buzdolabı poşeti kesip kapatacağım. Yapışmasın diye hafif unladım tekrar. Üzerine de sofra bezimi kapatıyorum ki hamurum üşümesin. Evet, fırını ve tepsiyi ısıttığımı söylemiştim. Kağıdı da, yağlı kağıdı da koydum ki o da sıcak olsun. Tekrar biraz unlayıp tepsiye alacağım hamurlarımı şimdi. Biraz unlamak gerekiyor ki yağlı kağıda yapışmasın arkadaşlar. Bu hamurlar fazla yağlı olmadığı için ekmek hamurları yağlı kağıda yapışabilir. Diğer poğaça hamurları, kurabiye hamurları gibi olmaz. O yüzden ya çok hafif yağlayın ya da benim yaptığım gibi biraz unlayın. Ondan sonra hamurlarınızı yerleştirin. Sizler de ekmeklerinizi yapıyor musunuz evlerde hanımlar? Beyler de çok yapıyor. Ben de izliyorum. Ekmek yapmak çok güzel. Çok büyük bir mutluluk veriyor insana. Mis gibi kokusu eve yayılıyor. Ben çok seviyorum hamurlarla uğraşmayı. Büyük bir zevkle yapıyorum ekmeklerimi. İnşallah bir gün ekşi mayalısını da yaparım bu çıbataların. Sonuncusunu da tepsiye alıyorum. Evet, tepside mayalandı. Şimdi fırından çıkardım. Sıcacık mis gibi ekmekler. Arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlıkla bayrama erişmek nasip olur inşallah diyorum.